gördüğümüz kadar koronadan öldü. E, buran yani hemen, hemen Ama cenazesini bile görmedik biz ya. Kaldırdılar olur mu ya? Cumhurbaşkanı kaldırdı cenazeyi. Doğru, yani doğru, cenazesi doğru, böyle devlet kaldırıldı. Diye... Zaten skandal orada. Cenazesi devlet törenine kaldırıldı ya. Asıl vahim olan oydu. Buran kuzu bütün yargılanırken nüfus kullanarak uyuşturucu tacirini serbest bıraktırmaktan yargılanırken hakkında dava açılmışken devlet törenine kaldırıldı ya. Cumhurbaşkanı oradaydı, bakanlar oradaydı. Hocamız şöyle, hocamız böyle denildi. Bu doğru değil. Bizde hep şöyle bir yaklaşım var. Bu tür şaibeli, kuşkulu işlerde adı geçenlerin ölmesi nedense suikast diye ya da kuşkulu ölüm diye kabul edilir. Turgut Özal da böyle, efendime söyleyeyim, yani düpedüz, yani kış koşullarından helikopter düştüğü için rahmetli olan ee, Muhsin Bey'dir bile yani hep suikast geçen gün, araştırılıyor. geçen gün e, yeni bir kitap çıktı o konuda biliyorsun. Yani değil işte değil. E, bu öyle bir yok, öyle bir durum Ortada yok yani. Evet. Yüksek ihtimalle kış koşullar ama şunu söyleyeyim. İşte cenazesi yani bunu nesi bilinmiyor yani. Cumhurbaşkanı orada ee, yani Buran Kuzu gayet devlet döneminde ve maalesef devlet döneminde değil tam Türk bayrağı da... serilerek. Türk bayrağı e, serilerek evet, devlet, yani devlet devlet, zaman... devletin başındaki isim en azından. Ya Burhan Fakat Kuzu ölürken ölürken nüfuzunu kullanmak suretiyle uyuşturucu tacını serbest bırakmaktan yargılanıyordu. Türk bayrağı orada ne işi var kardeşim? Nedir bu Türk bayrağı olmaz yerlere asıyorsunuz? Götürüyorsunuz ee, şeyin e, zarrabın arkasına asıyorsunuz. Getiriyorsunuz Burhan Kuzu örtüyorsunuz. Nedir yani? E, böyle gelişi güzel oraya buraya serilir mi? Şimdi dolayısıyla kuşkul Ölümü kuşkulu değil. Ölümü koronadan. Ama mesele şu. Fehmi Koru adamın ölümü adamın şaibeli olduğunu öldükten yıllar sonra mı fark etti? Aylar sonra mı fark etti? Ya bu yazıldı. Burhan Kuz hayattayken hepimiz yazdık. Bunlar bilinmiyor değildi ki. Şimdi bir şey söyleyeceğim. <laughs> Sedat Peker Peker'in bilme Sedat Peker'in söylediği ve bizim yeni vakıf olduğumuz bazı hususlar var. Asıl o mesele önemli. Ee, or, e, Orhan Üngan tahliye oldu. Bolu'daki yargılanıyordu uyuşturucu davasından. Orada infaz indirimiyle tahliye oldu. Bir dakika gene bir parantez açacağım. Şimdi çok isim dolaşıyor ya hani hafifçe Hı -hı. toparlamak ya, lütfen, ihtiyacı. Tabii. Şimdi bir Burhan Kuzu var ortada. Bir tarafta Zindaşli var uyuşturucu baronu. İran'da. Bir tarafta da o sırada Türkiye'de. Bir tarafta da bu Orhan Üngan var. Evet. Şimdi bunlar birbiriyle kanlı bıçaklı düşman. Burhan Kuzu önce Zindaşlı ile iş tutuyor arkasından dönüyor düşmanı Orhan Yungan'la iş tutuyor. Şimdi bu bile bana o kadar çok şey anlatıyor ki. Şimdi Ayşenur abla Orhan Kuzu'yu Buran Kuzu'ya ben sordum. Dedim ki Buran Hoca siz e, Zindaş'ta adına Ali Yavuz'un bunun vatandaşlık işini halledelim dediğinde daha sonra e, siz Zindaş'ta'nın tahliye olması için adliye yaradığınızda bu kişiyi Tanımıyor muydunuz? Bilmiyor. Hayır diyor ben yardımsever bir adam olabiliyordum. Ya, ya bu yardımseverliğin adı çıktı ha. Zindaşlı yardımsever. Na, şey, Zarrab yardımsever. Bu da yardımsever. Ya nasıl yardımsever? Ya şu Google'a yaz. De ki Naci Şerif'i zindaşlı. Adamın zaten uyuşturucu kaçakçılığı adının alındığı biliniyor yani. Burhan Kuzu bu kadar saf mı sanki? Burhan Kuzu kendi bakamıyorsa Sinan Çiftçi'ye söyleseymiş o baksaymış. Zaten Sinan her tarafa gönderiyormuş. Şimdi Burhan Kuzu bilerek bu adamın uyuşturucu kaçakçısı olduğunu bilerek nüfus işlerini halletti. Sonra da geldi e, tahliyesi için telefon trafiğine girişti. Bunu da Orhan Üngan faş etti. Orhan Üngan aynı zamanda Bakırköy'de yargılanıyordu, tutukluydu. Tutukluyken bütün bu trafiği tespit etti. Ve üstelik video görüntü mahkemenin yok edilmiş video kayıtlarını bulup savcılığa verdi. Buran Kuzu ile sizin tahliye eden hakim nasıl hakime nasıl dava açıldı biliyor musun? Orhan Üngan'ın şikayet lekesi üzerine. Orhan Üngan yaptı bunu. HSK'ya şikayet dilekçesi verdi. İkisine, ikisine dava açıldı. Burhan Kuzu ölmeseydi birleşecekti zaten. İki dava birleşti. Burhan Kuzu gitti. Şimdi Burhan Kuzu ne yapıyor? Zindaş'ta gitmiş ya yok Türkiye'de. Ama Orhan Ünlü'den çıkmış. Burhan Kuzu öldürüleceğinden korktu. Korktuğu için önce avukatlar aracılığıyla sonra araya siyasileri sokarak bak bir de altını çiziyorum siyasileri sokarak bazı tanınmış kişileri sokarak defalarca Orhan Üngan'a ulaşmaya çalıştı. Orhan Üngan bu sırada neredeydi? Pendik'teki evindeydi. Korunaklı bir var orada. Ee, Orhan Üngan da bu arada Erzurum'dur. Yani. Öyle, e, bildiğim kadarıyla hikayesinin başlangıcı araba kaçakçılığıdır. Ondan içeri düşer. İçeri, içeri cezaevinde Urfi Çetinkaya ve Cemal Nayır'la tanışır ve hayatın akışı değişir. Şimdi bu o şeyde e, Orhan Üngan'ın da kardeşi İlhan Üngan oğlunun yanında zindaş tarafından öldürülmüş. Ve e, iki adamı ve avukatı öldürmüş. Bundan Burhan Kuzu sorumlu tutuyor. O da bundan korkuyor beni vuracak diye. Araya kimi bulduysa sokmuş. Bürokrat sokmuş, siyasetçi sokmuş, iş adamı sokmuş. En son Orhan Yungan kabul görüşmeyi kabul ediyor. Orhan Burhan Kuzu e, görüşmeye gidiyor. Ben bunu birinci el kaynaklardan dinledim. Orada olanlardan dinledim. Özür dilerim diyor. Ben kandırıldım diyor. Zaten böyle bir gerekçe var ya, yani. kandırıldım. Biz de siyaset kurumunun en anlaşılır izah yolu kandırıldım kardeşim. O da kandırılmış. Yani Erdoğan kandırdıktan sonra evet, değil Cumhurbaşkanı kandırıldıktan sonra onu Cumhurbaşkanı, sonra telefonundan zinde tahliye edilsin diye arayan Burhan Kuzu hayır hayli kandırılır yani. Kandırıldım diyor. Efendim söyleyeyim ben bilmezdim. Çok üzgünüm. Kardeşin ölümüyle benim ne ilgim olabilir Orhan? Ben senin tahliye edilmemen noktasında hiçbir telefon açmadım diyor. Ve bunun üzerine Orhan Yungan avukatına Çağdaş Çelik'e talimat veriyor ve Burhan Kuzu ile ilgili şikayetlik geri çekiliyor. Bu doğru. Sedat Peker'in bu dediği doğru. İkinci husus. Orhan Ünga'nın Bolu'da yargılandığı kesinleşmek üzere olan bir dava var. Hmm. Bolu'da. Şimdi bu kesinleştiğinde Orhan Ünga bir daha girecek içeriye. Öğrendiğim kadarıyla Burhan Kuzu oradaki bas savcılarına da görüşmek için temaslara başlıyor. Ama duyduğum kadarıyla Bas kapıları kapatıyor, pek yanaşmıyor çünkü Burhan kuzum da ipliği pazarlık çıkmış o arada, yani çok yayılmış yani ayuka çıkmış. de yani girişimde de bulunmaya çalışıyor fakat sonuç olamıyor ama onu da yapıyor. Dolayısıyla Zindasti yüzünden saplandığı bu bataktan çıkabilmek için bu kez Orhan Üngan'a kendisini yamamaya çalışıyor. Şimdi e, Zindasti zaten kaçtı gitti, Burhan Kuzu zaten hayatını kaybetti aramızda değil. Peki biz e, ee, bütün bunları konuşurken ah ah bakın da neler olmuş neler diye geçmişten ve işte bu isimlerle sınırlı bir olaydan mı bahsediyoruz? Yoksa bugün bunları Sedat Peker'in tweetlemesinin senin uzun uza diye ayrıntılarıyla anlatmanın bir sebebi mi var? Yani bunlar devam eden bunlar e, ya da devam ettiği zannedilen daha geniş kapsamlı bir olay mı? Şimdi abla Zindaşlı dosyasıyla ilgili bir dava açıldı. Daha doğrusu bu hadisede, bu kanlı çatışmada meydana gelen ölüm olayları, baskınlar ve yaralamalarla ilgili hali hazırda bir dava görülüyor. Zindaşlı bunun firari sanığı, Zindaşlı ve adamları. Bir taraftan da Orhan Üngan ve adamları da sanık. Bu dosyada sanık polisler var biliyor musun? 5 hmm. tane galiba. Ve her iki tarafında polisi var. Yani Zindaş diye çalışan polisler var. Orhan Üngan'a çalışan polisler var. Zindaş diye çalışan polisler niye o dosyada yakalanıyor biliyor musun? Orhan Üngan ve İlhan Üngan'ın plakalarını, konum bilgilerini ve onlara ulaşabilecek adresleri tedarik ediyorlar. Aynı bilgileri de İlhan Üngan'a çalışan polisler bunlara veriyor. İki taraf da polisten yaralanıyor, polise çalışıyorlar. Bak bir bilgi daha vereyim sana. Ben İlhan Orhan Üngan'la röportaj yaptım. Orhan Üngan Sözcü gazetesinde bana dedi ki ben şeydeyken, Hollanda'dayken beni İstanbul Emniyetinden bir grup polis ziyaret etti. Ya kırmızı bültenle aranıyor. Türkiye'de aranıyor yani en azından. Aranıyor